Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi'ndeki eylemlerle ilgili "Biz eylem yapmayız. Bir gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz" açıklaması kamuoyunda büyük tepki yarattı. Siz bu açıklamaya ilişkin ne demek istersiniz? Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyle, akademisyenleriyle, çalışanlarıyla haklı taleplerini demokratik protestolarla dile getiriyorlar ve bunu yaparken de eğilip bükülmüyorlar. Bu zat önce bu tehditleri savurdu, sonra da zoru görünce hemen sözlerinden ricat etti. Aslında atalarımızın çok güzel sözleri var. Ne diyorlar? Havlayan köpek ısırmaz. Evet. Efendim, Show TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle: geçen hafta CHP'den istifa eden Muharrem İnce, dün akşam bir televizyon programında parti kurultayları üzerinden şahsınızı eleştirdi. Kurmayları üzerinden. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası ben programı izlemedim. Beni mi eleştirmiş? Hayırdır inşallah. Ya milletin bu kadar derdi varken bu boş polemikleri hiç doğru bulmuyorum. Damat gitti. Ama öyle görülüyor ki fikirleri hala iktidarda. Ne demişti damat? Cumhurbaşkanımız aya kadar dört şeritli yol yapacağız dese vallaha inanırız diyen seçmenlerimiz var dedi. Damat derde kayınpederi yapmaz mı? Yapar. Kayınpeder şimdi aya asfalt döşemeye karar verdi. Yapılacak yol kaç şeritli olur onu bilemem. Ama hayırlara vesile olsun. Milletimiz şimdiden telaşlanmaya başladı. Uzaya kaç araç için geçiş garantisi verilecek? Garantiler dolar mı, avro mu, bitcoin mi olacak yoksa? Beşli çete bu işten ne kadar götürecek diye soruyor. Ama korkuyorum millet bu soruların cevabını beklerken Erdoğan'ın şahsım rejimi 21B'den ihaleleri yapıp istihkakları ödemeye başlamış bile olabilir. Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre ayla ilk temas 2023'te olacakmış. Biraz da sert olacakmış. Bir de slogan bulmuşlar: gökyüzüne bak ayı gör. Millet ay başını göremez hale gelmiş, ay başını getiremez hale gelmiş. Ayı nasıl görecek? Açıkça ifade ediyorum. Bunlar milletten öyle kopmuşlar ki gökyüzüne bak ayı gör diyerek milyonlarla alay edebiliyorlar. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atanmasını protesto eden öğrencilere ters kelepçe takıp yere baktırmaya çalışan iktidar vatandaşa yaptıklarımı görme ayı gör diyor. Ama millet beceriksizlerin çıkardığı ekonomik krizde bırakın ayı ay başını görmeye bırakın ayı ay başını görmeye uğraşıyor, göremiyor. Türkiye'miz uzay ajansı kurmalı mıdır? Tamam, kurmalıdır kesinlikle. Türkiye'nin bir uzay stratejisi olmalı mıdır? Olmalıdır. Türkiye'nin uzaya gitme hedefi olmalı mıdır? O da olmalıdır. Bunların hepsi tamam. Ama bugün millet gelecek ayı nasıl çıkarırım diye düşünürken, sahipsiz kalmışken ülkeyi yönetenler millete aya çıkma masalı anlatırsa bunun adı apaçık siyasi cambazlıktır. Siyasi hırsızlıktır, siyasi dolandırıcılıktır. Hükümete tavsiyemiz uzaya çıkmadan önce bir sokağa çıkın. İnsan içine bir çıkın. Milletin halini bir görün. Biz genel başkanımız başta olmak üzere tüm üyelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sokaklardayız. Bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak milletin dertlerini dinledik. Lokantacılar ve Pazarcılar Federasyonu'nu ziyaret ettik. Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaflarımızın oda başkanlarıyla bir araya geldik. Salgın nedeniyle hükümetin iş yerlerini kapattığı krizden en fazla etkilenen esnafların dertlerini dinledik. Bu krizde ülkemizde sadece ekonomik değil, büyük bir sosyal çöküş de yaşanıyor. Ortak olarak sahip oldukları dükkan kirası nedeniyle birbirini mahkemeye veren abi kardeş mi istersiniz? Yoksa bir çorbacı dükkanı iki evi artık geçindiremiyor oğlum diyerek gözyaşları içinde oğlunu işten çıkaran, başka yerde ekmeğini bul diyen baba mı istersiniz? Ülkemizde büyük insani dramlar yaşanıyor. Ama bu dertleri saraydan dinleyen gören yok.
Üstüne üstlük sokaktaki esnafın halini görmeyenler gökyüzüne bak ayı gör diyerek bir de esnaflarımızla alay ediyorlar. Yine Erdoğan şahsım rejiminin görmek istemediği bir başka acı tablo yoksulluk, çaresizlik, işsizlik ve bunun yarattığı büyük sosyal tahribat. Dün İstanbul Zeytinburnu'nda ekonomik sıkıntılar nedeniyle 25'inde bir anne baba 1,5 yaşlarındaki yavrularını komşularına bırakıp evlerinde yaşamlarına son verdiler. Yani böyle bir acı karşısında insanın nutku tutuluyor, yutkunamıyor bile. Yine bizim ailemizden Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Kartepe Belediye Meclis üyemiz 28 yaşındaki Tugay Adak kardeşimiz işsizlik nedeniyle girdiği bunalımdan çıkamayarak yaşamına son verdi. Gerçekten ne diyeceğimizi, ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Her ölüm erken ölümdür ama 25'inde gencecik fidanlarımızı hayata tutamıyorsak gökyüzüne bakıp ayı görmeyi değil artık şapkayı önümüze koyup gençlerimizin halini görmemiz gerekir. Bugün siyasetin en önemli meselesi, en önemli gündemi bu olmalıdır. Ülkeyi yönetenler bu feci işsizlik gündeminden kaçamaz, yoksulluk gündeminden kaçamazlar. Ama saray artık yalan olan bu hedeflerden bahsetmekten bir türlü vazgeçmiyor. Şimdi bu başarısızlığı gizlemek için aya sert iniş yapmaya hazırlanıyorlar. Erdoğan'ın şahsım rejimi aya yolculuk masalıyla, uzay teknolojisiyle donatılmış yeni bir siyasi cambazlığın peşinde. Değerli basın mensupları, Hitler'in propaganda bakanı Göbels, yeterince büyük bir yalanı söylerseniz ve bu yalanı tekrar ederseniz insanlar sonunda inanmaya başlayacaktır. Yalan, devletin muhalifleri bastırmak amacıyla tüm güçlerini kullanması açısından hayati önem taşır. Doğruluk yalanın ölümcül düşmanıdır ve buna bağlı olarak devletin de en büyük düşmanı doğruluktur demiş. Yalan, kendini devlet sanan popülist siyasetçilerin en büyük sermayesidir. Gerçekler de yalanı doğru gibi anlatan popülist siyasetçilerin aslında en büyük rakibidir. Bugün bu ülkeyi idare edenler 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız. Ay'a gideceğiz. Bizden önce Türkiye'de bırakın bardağın içindeki suyu, bardak bile yoktu diyecek kadar pervasızlar. Ama bu pervasızlığı milletimiz görüyor. Yalanları not ediyor. Vakti geldiğinde de bu siyasi yalancıları hak ettiği yere gönderecek. 2011'de %100 yerli otomobil üretecek bir baba yiğit aramışlardı. O baba yiğit bir türlü çıkmadı. Şimdi o baba yiğit çıkmayınca da 2015 yılında Cadillac için üretilen prototipleri İsveçli Saab firmasına 40 milyon avro ödeyerek satın aldılar. Çakma prototipleri yerli araç diye millete yutturmaya kalktılar. Yerli araba 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak. 2021'de seri üretime geçeceğiz dediler. 2019 gelip geçti. Cenevre Fuarı'nda görücüye çıkan araba oldu mu? Olmadı. 2021'deyiz. %100 yerli arabanın seri üretimi başladı mı? Hayır, başlamadı. Bu iş suya düşünce bu defa 2018'de Hong Kong'da görücüye çıkmış bir arabayı aldılar. Önüne kocaman harflerle TOG yazdılar. Şimdi de tasarımı İtalya'dan, motoru Almanya'dan, şasisi İngiltere'den, bataryası Çin'den toparlanacak bu sözde yerli ve milli arabayı bekliyoruz. Siyasi sermaye yalan olursa gökyüzünde hayali yerli yolcu uçağı, yollarımızda hayali yerli araba olur da sınırlarımızda bekleyecek hayali yerli tank olmaz mı? Elbette olur. Bu ülkenin en stratejik askeri tesislerinden birini yerli tank yapacağız diyerek tek kuruş almadan kallem ettiler Katar ordusuna peşkeş çektiler.
Sonra da Savunma Sanayi Başkanı attı bu tweetle ne dedi? Altay tankı seri üretim projesi imzalandı. 18 ay sonra ilk tank Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Bakın, teslim edilebilir demiyor. Teslim edilecek diyor. Peki bu tweetin atıldığı tarih ne? 9 Kasım 2018. 18 aylık süre 9 Mayıs 2020'de doldu. Bugün tarih ne? 12 Şubat 2021. Tank nerede? Tank yok. Para nerede? Para yok. Yatırım yapılacak dendi. O da yok. Yani tam bir organize işler durumu. Altay tankları sözleşme süresinde teslim edilmediyse bunun bir müeyyidesi, bir tazminatı olmaz mı? Olmalı tabii. Ama işin içinde Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı iş adamı ve Katar emiri olunca ne ceza ne de tazminat oluyor.